2024 yılı, Türkiye'nin savunma sanayi için bir dönüm noktası oldu. Ülkemiz, askeri yeteneklerini güçlendirmede önemli adımlar attı. Türkiye'nin savunmada kendi kendine yetme kararlılığı etkileyici sonuçlar doğurdu. Bu yeni dönem, ülkenin jeopolitik konumunu yeniden şekillendiriyor. Türkiye, yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmayı ve küresel savunma pazarında lider bir oyuncu olmayı hedefliyor. Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü ve bağımsız bir savunma duruşunu gerektiriyor. Hükümetin savunma harcamalarını artırma taahhüdü, sanayinin gelişmesi için gerekli kaynakları sağladı. Türkiye'nin savunma sanayi, hızla gelişen teknolojik inovasyonun ön saflarında yer alıyor. Bu alanda yapılan yatırımlar ve araştırmalar, ülkenin savunma kapasitesini önemli ölçüde artırdı. En dikkat çekici başarılar arasında, Türkiye'nin insansız hava araçları veya İHA'lar yer alıyor. Bayraktar TB2 gibi Türk yapımı İHA'lar, yetenekleriyle uluslararası alanda tanınırlık kazandı ve birçok operasyonda etkin rol oynadı. Bu başarı, Türkiye'yi lider bir İHA gücü olarak konumlandırdı ve savunma sanayinde yeni bir çağ başlattı. Önemli bir diğer ilerleme alanı ise, Altay Ana Muharebe Tankı'nın örnek teşkil ettiği zırhlı araçlardı. Bu tanklar modern savaş alanında üstün performans sergiliyor. Türkiye'nin füze teknolojisindeki ilerlemeleri de aynı derecede etkileyici olup, yerli füze sistemleri caydırıcılık kapasitesini artırıyor ve stratejik üstünlük sağlıyor. Bu gelişmeler, olası tehditlere karşı güvenilir bir yanıt sunuyor ve ülkenin savunma gücünü pekiştiriyor. Türkiye'nin savunma alanındaki inovasyonları, çok sayıda avantaj ve yetenek sunuyor. Bu yenilikler, modern savaş alanında önemli bir rol oynuyor. Temel avantajlardan biri, artan hassasiyet ve isabetlilik olup, bu da sivil kayıpları en aza indiriyor. Bu sayede operasyonlar daha etkili ve güvenli hale geliyor. Türk İHA'ları aracılığıyla geliştirilmiş durumsal farkındalık, gerçek zamanlı savaş alanı bilgisi sağlıyor. Bu bilgi, komutanların daha hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı oluyor. 150 kilometreye kadar menzili ve 24 saatin üzerinde dayanıklılığı ile Bayraktar TB2 İHA bunun bir örneğidir. Bu özellikler uzun süreli operasyonlarda büyük avantaj sağlar. Türkiye'nin savunma inovasyonları, ortak savunma için hayati önem taşıyan, birlikte çalışabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Bu, müttefik kuvvetlerle uyum içinde çalışmayı kolaylaştırır. Bu da Türkiye'nin bir güvenlik ortağı olarak değerini artırıyor. Türkiye, savunma alanındaki bu yeniliklerle küresel güvenliğe önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Bu atılımlar, ülkenin güvenliği ve jeopolitik konumu üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahip oldu. Kendi gelişmiş silah sistemlerini üretmesi, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak dış politikada daha fazla esneklik sağladı. Bu da ülkenin stratejik özelliğini artırdı. Büyüyen savunma sanayi, istihdam yarattı ve ekonomiyi canlandırdı. Yeni iş imkanları, yerel ekonomilere de olumlu katkılar sağladı. Türk yapımı silah sistemlerinin ihracatı, araştırma ve geliştirmeye yeniden yatırılan önemli gelirler sağladı. Bu gelirler, daha ileri teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıdı. Geliştirilmiş askeri yetenekler, bölgesel istikrara katkıda bulunan caydırıcı bir etkiye sahip. Bu, Türkiye'nin bölgesel güç dengesinde önemli bir rol oynamasını sağladı. Türkiye'nin yerli üretime ve teknolojik inovasyona odaklanması etkileyici sonuçlar doğurdu. Bu, ülkenin savunma sanayisinde bağımsızlığını pekiştirdi. Türkiye, savunma yeteneklerine yatırım yapmaya devam ettikçe, küresel savunma pazarında önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Bu yatırımlar, gelecekteki başarıların temelini oluşturuyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.